Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, inayeti, ihsanı cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Muhammed Fuat Abdülbaki'nin El-Burhan fî mettefak aleyhi şeyhan min kitab-i lu'lu vel marcan derslerinin 69. oturumunu açıyorum. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ailesine, ashabına ve bütün inananların üzerine sayısız salat ve selam olsun. Kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle başladığımız ve elhamdülillah 43. bölüme ulaştığımız Hazreti Peygamber'in şemailini zikretmeden önce Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah bismillah Hazreti Meryem validemize iftira eden onun şerefiyle namusuyla oynamak isteyen dönemin Yahudileri ona iftira ettiklerinde beşikteki çocuğu göstermişti. Bana değil, ona sorun. Bir çocuk, hele beşikteki bir çocuk nasıl konuşur dediklerinde Estağfirullah bismillah İnni Abdullah Etaniyel kitab. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz beşikte konuşan Hazreti İsa'nın buradaki konuşmasını zikrediyor. Ben Allah'ın kuluyum, Allah bana kitap verdi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinden 571 yıl önce, yani bugün itibariyle 2021. doğum yıl dönümü olan Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğinden bugüne ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir sonraki peygamber doğumundan bugüne 2021 yıllık bir zaman geçmiş. Hazreti Meryem'e iftira etmeleri bir tarafa Hazreti İsa'yı dönemin Yahudileri dönemin devlet başkanına şikayet etmişler ve tutuklatmak istemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın benim havarilerim kimdir dediğinde Nahnu Ensarullah diyen 12 havarisi Saf suresinde Allahu Teala tarafından bize o dönemin bir hatırası olarak naklediliyor. Ve Hazreti İsa'yı tutuklatıp bir nevi çarmıha gerenler sözde tutuklayıp çarmıha gerdiklerini Allahu Teala'nın Ali İmran suresinde belirttiği gibi onlar onu asamadılar, çarmıha geremediler. Velakin estaizu billahi bismillah şubbihe lehum. Yani Hazreti İsa'ya benzetilen birisini astılar diyerek Hazreti İsa'yı göklere yükselttiğini ifade ediyor. Bakın ki Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bile doğum gününde anlaşamıyorlar. Bazıları bunu 25'inde kutlarken bazıları 31 Aralık'ta kutluyorlar. Ki Hazreti İsa'ya yine inandığımız için Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ifade ettiğimiz için Allahu Teala'nın indirmediği bir şeyi söylemediğimiz için yine en yakın bizleriz. Hazreti İsa'nın 2021. yılı cümlemize ve cümle inananlara hayırların fethini, şerlerin defini, Wuhan kentinde 2019 yılında
Aralık ayında ortaya çıkan ve bütün dünyayı bir nevi inim inim illeten COVID-19 illetini bu yıl inşallah Rabbimiz bütün dünyanın sathından, öncelikle biz alemi İslam'ın bu sıkıntılardan kurtulmasını murat ediyoruz. Ama alemi İslam'ın yeryüzünde gezebilmesi, rahat dolaşabilmesi, Allah'ın ayetlerini yani ilahi kelimetullahı, la ilahe illallah hakim kılabilmesi için diğer ülkelere de seyahat edilmesi lazım. Diğer ülkelerinde demek ki ortadan bu virüs illetinin kalkması lazım ki kardeşlerimiz rahat tebliğlerini, Allah'ın varlığını ve birliğini, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın en son elçisi olduğunu, ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin de her ne kadar Hristiyanlar ve Yahudiler iftira etseler de Allah'ın birer kulu ve elçisi olduğunu, ki onlar Tevbe suresinin 30. ayeti kerimesinde وَقَالَ الْيَحُودُ اُزَيْبْنُ اللّٰهِ, yani Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğlu. وَقَالَتِ النَّسَارَى الْمَسِيْهُ اُبْنُ اللّٰهِ, Nasara yani Hristiyanlar da dediler ki hayır, İsa Allah'ın oğlu. Yüce Allah her ikisine de قَاتَلَهُمُ اللّٰهِ, Allah sizi kahretsin. فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ, nasıl da hak sözden yüz çeviriliyor, bunlar yüz çeviriyorlar diyerek bunların yanlış yolda olduğunu, yine Yüce Rabbimiz Maide suresinde ey İsa annem ve ben ilahım diye sen mi söyledin? Hayır Allah'ım, ben böyle bir şey söylemedim. Zaten ben böyle bir şey ifade etseydim sen bunu bilirdin. Yüce Allah yemek yiyenin ihtiyacı olduğunu, çarşılarda dolaşanın ihtiyacı olduğunu, ilah olmayacağını zaten Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Onlar diyor çarşılarda geziyor, yemek yiyorlar. Allahu Teala yegane kainatta Sübhan olan, eksiksiz sıfatlardan münezzeh olan bir Allah. İşte onun için biz Hazreti İsa'ya daha yakınız. Ama bunlar Hazreti İsa'nın doğum gününü bir nevi karnavala, festivale, haramların işlendiği, helallardan uzaklaşıldığı bir kutlamaya döndürdükleri için biz bu gibi haramlardan uzağız. Yoksa Hazreti İsa'nın doğum gününü biz onlardan daha layıkız kutlama yönünden. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın inşallah şemailine başlayacağımız bu dersi başlatmadan önce Türkiye'mizde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın konumunu sarsan, sarsmaya çalışan bir takım fikirlerin yükseldiğinde Türkiye'mizin tek ilahiyat fakültesi olan, ki şu anda beni izleyen aynı dönemden Ahmet hocamız var, 90'lı yıllarda, 85-90'lı yıllarda yine hadis inkarcılığı ivme kazanmıştı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvveti, risaleti adeta bir postacı konumuna düşürülerek ifade edilmeye çalışılıyordu. İşte bunu duyan Türkiye'nin ilk göz bebeği olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üstadlarından, Türkiye'mizin ilk hadis asistanı olma şerefini taşıyan, Bosna Hersekli bir alimin, ki üç alim gelmişti, üç Muhammed, onların üçünü de hayırla yad ediyoruz. Elhamdülillah bugün çıtayı o kadar yükselttiler, o kadar yükselttiler ki Türkiye'de yüzün üzerinde ilahiyat fakültesinde, daha 49'lu yıllarda Türkiye'de bir tefsir ve hadis kürsüsü yokken yüzün üzerinde ilahiyat fakültesinde tefsir ve kürsüsü var. Bu alanın hocaları var, uzmanları var. Elhamdülillah Tayyip Ok için, Allah nur içinde yatırsın, Muhammed Tayyip Ok için, Muhammed bin Tavid Tanci'nin ve Muhammed Hamidullah'ın ektiği tohumlar filiz verdi, meyve verdi, ki o meyvelerin bir tanesi de elhamdülillah
Klasik anlamda 69. suna ulaştığımız hadis meclislerinin bir nevi terettümüne vesile olan bu hocalarımız. O hocalarımızın talebeleri bizleri yetiştirdiler ki biz bugün sizin karşınıza çıkıp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletinin ve nübüvvetinin en güzel belgeler olan hadislerini, sünnetlerini hasbelkader dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret ediyoruz. Hazreti Musa'nın burada Yüce Allah'la bir muhaveresini zikretmeden geçemeyeceğim. Ey Musa, sen ne yaptın? Allah için ne yaptın? Benim rızam için ne yaptın? Allah'ım ben namaz kıldım, oruç tuttum. Ey Musa, bu senin için. Peki sen Allah için ne yaptın? Allah'ım ne yapabilirim anlamında bir soru tevcih ettiğinde sen Allah için bir kul sevmedin mi? Ve Allahu Teala ona seveceği bir kulu bir kasabı gösteriyor. Ve kasabı geriden izliyor. Acaba bu benim dostum mu? Geriden takip ediyor. Bir yaklaşayım bakalım, hareketlerini inceleyeyim. Bu nasıl bana dost olacak? Ya da ben bunun hareketlerini acaba sevebilecek miyim? Bana dost olabilecek mi bakalım? Kasaba selam veriyor. Kendisine misafir olmak istediğini ifade ettiğinde, hani Anadolu tabiriyle kasap hay hay buyurun misafirim olabilirsin. Tabii ki bilmiyor Hazreti Musa olduğunu onun. Ve evine konuk olan Hazreti Musa onu hani projektör gibi takip ediyor. Acaba nerede hata edecek? Nerede yanlış yapacak? Acaba benim dostumda benim tasvip ettiğim özellikler var mı? Zembil deriz biz. Bir üstteki kat yani. Zembille yani iple çekerek, yani bugün sarkaç diyelim, çekerek yukarıdan bir kadının aşağı indirildiğini görüyor. Hazreti Musa hani hayret içinde kalıyor. Acaba kimdir bu kadın? Müsaade edersen diyor anneme yemeğini yedireyim. Annesi yemeğini yedikten sonra Hazreti Musa dikkatle inceliyor. Annen diyor bir şeyler söyledi, ne dedi? Allah cennette Hazreti Musa'ya seni komşu etsin dedi. Ki karşısında Hazreti Musa. İşte bizi Hakk'a kılavuzlayan böyle dostlar lazım. İşte bize bir nevi önderlik yapan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı fiziki portresiyle, ki bugün dersimizin konusu şemailini, nübüvvetinin göstergeleri olan hadislerini ve sünnetlerini sevdiren, Türkiye'mizde ilk defa hadis kürsüsünü, ardından tefsir kürsüsünü kuran Bosna Hersekli bir alim Muhammed Tayyip Okici ve onun talebelerinin Türkiye'de hadis ilmine verdiği ivmeyi, trendi daha üstlere çekmeyi zikretmeden bu derse başlatmak vefasızlık olacak, talihsizlik olacak. Onu yaşamak istemiyorum ben. İşte 85'li yıllarda yine hadis inkarcılığının zirve yaptığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin hadis bölümünde görev yapan hocalarımızı bile rahatsız ettiği bir dönemde Profesör Doktor Müşteba Uğur, Allah nur içinde yatırsın, kendilerinin bölüm başkanı olan Profesör Doktor Talat Koççiğit'in önderliğinde bir proje yaptıklarını ve bu proje vesilesiyle kütüb-i sitteyi isteyen talebelere çalıştırabileceklerini ifade etmişlerdi. Yüksek lisans tezi, doktora tezi olarak. Yani madem böyle bir yangın var, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvetine, risaletine, kişiliğine, kimliğine, yani şemailine böyle bir saldırı var, bizim başka bir konuyu çalışmamız zaten o anda elzem değildi. Ve elhamdülillah Tirmizi'yi seçerek Sünen-i Tirmizi'nin metot yönünden incelenmesi adlı tezi, ki Türkiye'de yapılan elhamdülillah iftiharla söylüyorum ilk yüksek lisans tezi, Tirmizi'yi Türkiye'de tanıtmaya kütüb-i sitteden birisi olan hem Müslim'in, hem Müslim bin el-Haccac'ın, hem de Buhari'nin gözünün bir nevi nuru olan Tirmizi'yi, Muhammed bin İsa et-Tirmizi'yi Türkiye'de akademik seviyede bir tezle elhamdülillah takdim edebildiysek ne mutlu.
Elhamdülillah 19 Kasım 1993'te hocalarımızın teveccühüyle bu tezin kabulünün ardından 20 yıl sonra elhamdülillah bu tez kitap olarak Araştırma Yayınları tarafından Ankara'da neşredildi. 2013 yılında. Ki o günden bugüne kadar çalışma safhasını da sayarsanız 20 yıllık bir zaman geçmiş. Yayınından bugüne 7 yıllık bir zaman geçmiş. Tirmizi üzerine elhamdülillah onlarca çalışma yapıldı. Tirmizi'nin Sünen'inin hükümleri ahkam yönüyle hukukçular tarafından, hadisleri yönüyle pek çok hadis araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörler tarafından makaleler yazıldı. İşte ilkler çok önemli olduğu için ve bugünkü dersimizi bir nevi açmamıza sebebiyet veren, şemail nev'ini ilk defa başlatan Muhammed bin İsa ettirmizi. Bunun göstergelerini 2016 yılında yayınladığımız Muhammed bin İsa ettirmizinin eserleri üzerine yapılan çalışmalar ki yine Araştırma Yayınları tarafından 2016'da neşredilmişti. O kadar eser yazılmış ki şemaille ilgili Osmanlıcadan tutun, Arapçasından tutun, Batı dillerine kadar pek çok eser Tirmizi'nin Hintçe'ye kadar inanın isimlerini tespit ettim. Pek çok eserin yazıldığını, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiziki portresinin, yani bir nevi yaşamının, yemesinin, içmesinin, oturmasının, kalkmasının nasıl olduğunu ortaya koyan Eşşemailül Muhammediye vel Hasailül Mustafafiye diyerek ilk defa böyle bir eser ortaya koyan ve Şemail nevini hadis ilmine sokan Muhammed bin İsa ettirmiziyi ki miladi 892 yani 9. asrın alimi, Hicri 279 3. asrın alimi, Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ennesai ve Ebu Davud'u aynı dönemde yaşadıkları için ve bir nevi bir proje geliştirip Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki daha sonra Kütüb-i Sitte adıyla meşhur oldu bu kitaplar. Ben bunu masa başında değil de zihinde bir proje olarak görüyorum. İşte o dönemde nasıl Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, Eddarimi ki bu üç ilaveyle Kütüb-i Tisa deniyor. Onların kafasında, zihninde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gelecek nesle güzel bir şekilde takdim etmek için ellerinden geldiğince hadise hız verdiler. Metinleri korumaya özen gösterdiler. Bunları Müsned gibi kitaplarda ki Ahmet bin Hanbel'in eseri, Muvatta gibi kitaplarda İmam Malik'in eseri, Sünen gibi kitaplarda Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin, Ennesai'nin ve Darimi'nin eseri, Cami-i Sayı gibi kitaplarda Müslim ve Buhari'nin eseri ki ben 9 tanesini size saydım. Musannefler var, müstedrekler var, mucemler var, cüzler var. Sadece şemaile geçmeden Alim Muttaki el-Hindi'nin ki o dönemde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden sitayişle burada ismini zikredeceğim. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu Profesör Doktor hocamızın kitaplığından bu kitabı tanımıştık. Elhamdülillah yıllar sonra bizde de bu kitabı incelemeyi lütfeden Allahu Teala'ya hamdü sena olsun. Ali Muttaki el-Hindi fiilisleriyle birlikte 18 cilt halinde Kenzul Ummal yani çalışanların hazinesi adlı kitap yazmış. Yani bütün eserleri, müsnetleri, camileri, mucemleri, sünenleri, musannefleri bir araya getirmiş. Ne kadar güzel bir nimet, ne kadar güzel bir fazilet, ne kadar güzel bir ikram bizim için. Ama biz okumuyorsak, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini
Sadece sosyal medyadan takip edip hiç kaynağına bakmadan acaba bu hadis mevzu mudur? Bu hadis hasen midir? Bu hadis gerçekten illetli midir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında bu hadis ileri geri bir söz mü taşıyor? Hazreti Peygamber'e iftira mıdır? Hiç araştırmadan, bu kaynaklara müracaat etmeden kardeşlerim çok rahat bunları sosyal medyada paylaşabilmektedir. Bununla ilgili de çalışmalar yapıldı. Kardeşlerimiz Facebook'ta ve diğer yerlerde yayınlanan hadislerin illetleri nedir? Bu hadislerle ilgili yapılan işlemler nedir? Bu hadislerin sıhhati nedir? Kardeşlerim arka planda hiç olmazsa dergi parka bu sosyal medyada gezen, dolaşan hadislerin illetiyle ilgili bir arama yaparlarsa pek çok makaleyi görecekler. Bizzat benim şahit olduğum makaleler var. İşte Şemail Muhammed bin İsa Ettirmizi'nin elhamdülillah Hazreti Peygamber'i bütün yönleriyle takdim ettiği ve gelecek nesle Hazreti Peygamber'i güzel bir örnek olarak sunduğu eseri. Ama burada sadece Tirmizi yer vermemiş ki Hazreti Peygamber'in fiziksel portresini anlatan, yemesini anlatan, içmesini anlatan kitaplara. Buhari de yer vermiş, Müslim de yer vermiş. İşte biz size bugün elhamdülillah Buhari'den ve Müslim'den şemaili sunacağız. Hazreti Peygamber'in şemaili başlığıyla 40. ki 2. bölümünü bitirdik. 43. bölümde inşallah bir ayeti kerimeyle başlıyoruz. Ki Kur'an-ı Kerim yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın en güzel örnek olduğunu bize takdim ediyor. Ahzab suresi 21. ayeti sunuyorum. Estağfirullah, bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere güzel örnekler olan ki Allahu Teala'nın Resul olarak gönderdiği peygamberimizi takdim ediyor. Allah'a ve ahiret gününe inananlarda ve Allah'a kavuşmayı murat edenlerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'da güzel örnekler vardır. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu güzel örneği Allah'ı çok zikredenler içinde bir örnek teşkil ediyor kardeşlerim. Yine Kalem suresinin 4. ayetini de Muhammed Fuat Abdülbaki kitabının başına serlevha ayetleri olarak koyuyor. Estağfirullah, bismillah. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ Ey Muhammed, biz seni yüce bir ahlak üzere yarattık. Ebu Said el-Hudri'den 424. hadisle serlevha hadislerine inşallah başlıyoruz. Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini yazmak istediğinde ben izin istedim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bana hadislerini yazmakta izin vermemişti. Bundan çekinmişti demişti. Onu daha önceki sohbetlerimizde zikretmiştik. Daha sonra demek ki Hazreti Peygamber izin verdi ki müsteşrikler öyle diyor, hadisler yazılmadı, hadisler tedvin edilmedi. Ne oldu? 3. Hicri asırda isimlerini biraz önce saydım ya, bu kütüb-i tisa alimleri uydurma senetlerle haşa ve kella Hazreti Peygamber'e bu hadisleri isnat ettiler. Ya buna kargalar bile güler yani. Yani metni olmayan bir hadise Buhari gibi, Müslim gibi, Tirmizi gibi, Ebu Davud gibi, İbn-i Mace gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, Nesai gibi, Darimi gibi, İmam Malik gibi alimler niçin bir düzmece senet uydursunlar ki? Onlar bilmiyorlar mı? مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَّوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Bu müsteşrikler kadar da mı cahil? Yani kim benim söylemediğim bir şeyi kasten beni söyledi diye isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisini bilmiyorlar mı? Yine 2013 yılında bütün varyantlarını zikrederek, tablolarını çizerek
Menkezebe hadisi üzerine bir araştırma adıyla yayınladığımız eserimizde bütün varyantlarını bu zikrettiğim Kütüb-i Tisa'da ortaya koymuştuk. Bunlar bilmiyorlar mı? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama iftira etmenin ne kadar büyük bir mesuliyet olduğunu. Ki ben Buhari'nin titizliği ile ilgili sadece bir örnek vereceğim. Müsteşriklerin iftiraları bir yana. Geriden bir zatı takip ediyor. Hazreti Musa'nın arkadaşını takip ettiğini hatırlayın. Acaba bu diyor ne yapıyor? Karşıdan bir ata bazı hareketler yaptığını seziyor. Biraz daha yaklaşıyor. Sen ata ne yapıyordun diyor. Atı yanıma çağırıyordum. Peki diyor eteğinde ne? O eteğindeki ne yani, bir gösterir misin bana? Eteğimde ot var gibi atı yanıma çağırıyordum. Sen diyor yalancısın. Senden hadis alınmaz. Ben de bu kadar hani yol teptim deriz Anadolu'da. Bu kadar yol geldim. Rıhle diyoruz biz ona. Bu kadar mesafe kat ettim. Senden Hazreti Peygamber'in bir hadisini almak için atı kandıran beni de kandırır. Senden hadis almıyorum diyerek orayı Buhari terk ediyor. Kardeşlerim, bu kadar titiz insanları Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın üstüne iftira atmakla suçlayan müsteşrikler, dünyada da ahirette de zaten Fuat Sezgin gibi hocalarımız Buhari'nin kaynakları adıyla yazdığı iki defa neşredildi. Horoz Motbaası tarafından birincisi 65'li 66'lı yıllarda yayınlandı. Otto, Ankara Otto yayınları tarafından yeni neşri de gerçekleştirildi. Bizzat müsteşrikleri Fuat Sezgin merhum eleştiriyor. Onlar diyor tedvin ile tasnifin zamanlarını kasti karıştırıyorlar. Aynı eleştiriler ilk Türkiye'mizin biraz önce ismini zikrettiğim hadis asistanı olan ve Türkiye'de ilk hadis tarihini akademik seviyede yazan merhum Profesör Doktor Talat Kocciğit hocamız da müsteşriklerin bu görüşlerini, tedvin ile tasnifi birbirine karıştırdıkları bu görüşlerini reddediyor. Yine ismini zikretmeden geçemeyeceğim Bolziyer maddesinde üç mescitlere binekler koşturulur hadisini yanlış algılayan Goldziyer'in bu hadisi niçin yanlış anladığını, bu hadisin arka planını bütün varyantlarıyla Profesör Doktor Mehmet Said Hatipoğlu, Diyanet Vakfı'nın hazırladığı Goldziyer maddesinde bütün veçeleriyle açıklıyor ve müsteşriklerin görüşlerini reddediyor. Zaten hocamızın Goldziyer'in bu eserini Türkçe'ye tercüme ettiğini, yine Profesör Doktor Cihat Tunç'la birlikte yayınladıklarını ve Otto yayınları tarafından iki cilt halinde Goldziyer'in İslami araştırmalar eserinin tenkidiyle basıldığını da bizi takip eden kardeşlerimize zikretmeden geçemiyoruz. İşte Ebu Said el-Hudri yasaklı dönemde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim ayetlerine karışmasını engellemek için bazı sahabilere izin vermediği, örneğin Abdullah bin Amr bin As aynı dönemde izin istiyor, bana izin verdi diyor. Ebu Said el-Hudri bana izin vermedi diyor. Ebu Şah Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hutbesini dinledikten sonra beğendiği için bana bu hutbeyi yazdırır mısınız dediğinde, yine hadislerin yasak olduğu dönemde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Uktubuliye bi Şah, Ebu Şah için yazınız iznini veriyor. Yine hafızasından şikayet eden, ben ezberlediklerimi unutuyorum diyene İsti'in bi yeminike, yani sağ elinle yaz, yani yardım iste diyerek müsteşriklerin bu görüşlerinin suya düştüğünü gösteriyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sünnet durumunu naklediyor. Eşeddu hayaen minel azra'e fi hidriha. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam perde arkasında bir bakire kız gibi hayalıydı. Yani adab diyoruz ya, adaplı idi. Buhari Menakıb 23, 3562
Müslim Fezail 67, 2320. hadislerinde ortak rivayet ediliyor. Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahip olduğu üstün haya duygusunu gereği gibi anlatabilmek için onu bu açıdan bir genç kıza benzetmektedir. Kardeşlerim, eğer Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı sahabe-i kiram merkeze alıp Hazreti Peygamber şöyle yapıyordu, Hazreti Peygamber böyle yemek yiyordu, örneğin her işinde sağla başlıyordu, mescide sağla giriyor, sol ayağıyla çıkıyordu, tuvalete sol ayağıyla girip sağ ayağıyla çıkıyordu, ayakkabısını sağdan giyiyordu şeklinde ya da namazı şu surelerle kıldırıyordu, yatsı namazını örneğin. Sabah namazında şu sureleri okuyordu ya da uzun sure okuyanları Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde okumaması için ikaz etmişti gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı merkeze alarak zikrediyorlarsa bu da sünnet kabilindendir. İşte Ebu Said el-Hudri'nin Hazreti Peygamber'in bir bakire kız gibi utangaç olduğu hadisini nakletmesi gibi. Bilindiği gibi İslam terbiyesiyle yetişmiş bir kız, erginlik çağına girdikten sonra çocukluk devresini artık geride bıraktığı düşüncesine, sözüne, davranışına, giyim kuşamına çeki düzen verir. Böylece onun hareketlerine daha bir incelik, zarafet ve ölçü hakim olur. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, edep ve haya duygusu itibariyle bir genç kızdan daha mükemmeldi. Kardeşlerim, bu dersi 69. dersi başlatmadan hocamızın bu kitaplarını da zikredeyim diye hayal ettiğim ve şu anda bu hayalimi tahakkuk ettirdiğim Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Ki Mehmet Yaşar Kandemir, Eyyub el Ensari'nin metfun bulunduğu hemen kenarında yer alan Eyyub el Ensari Camii'nde senelerce şemail sohbetleri yaptı. Yani bizim size sunduğumuz bu hadisleri bizzat Tirmizi'nin Şemailül Muhammediye, Eşşemailül Muhammediye vel Hasailül Mustafafiye eserini 3 cilt halinde tercüme etti. Tahlil Yayınları tarafından bu eser neşredildi ve hocamız senelerce bu eseri Eyüp Camii'nde okudu. Hocamıza da sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Senelerdir hocamız pek çok Diyanet İslam Ansiklopedisine hizmet eden ve 200'e yakın maddeyi yazan bir hocamız. Hala da yazıyor, hala da araştırıyor. İnanıyorum hocamız son nefesine kadar sağlığı bozulmazsa İhsan'da görevine devam edecektir. Hala İslami Araştırmalar Merkezi'nde hocamız gece gündüz demeden çalışıyor, gösteri döküyor. İnsanlığa Hazreti Peygamber'i en güzel şekilde takdim etmenin yollarını arıyor. Kardeşlerim, yine Kadı İyaz'ın Şifa Şerhi'ni hocamız Türkçe'ye tercüme ettirdi ve yine Tahlil Yayınları tarafından tercüme ettirilen bu eser yayınlandı. Ve şifa dersleri de hocamız yapmıştı. Hocamızı en güzel amellerle inşallah Rabbimiz tezyin etsin. İlminden yararlananları çoğaltsın inşallahurrahman. Enes bin Malik'in bir hadisiyle açış olarak başlattığımız, şemaile bir nevi giriş yaptığımız bu dersimizi sonlandıracağız. An Enes'in gâle, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ahsenen nâsi hulukan. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam insanların ahlak yönünden en üstünüydü. Yani en güzel ahlakın sahibi iyiydi. Sözünü naklediyor Enes bin Malik ki Enes bin Malik Hazreti Peygamber'i en yakından tanıyan, annesinin getirip Hazreti Zekeriya'nın nasıl Meryem validemizi mescide adadı, senelerce Hazreti Meryem mescide hizmet etti. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın
Hizmetine de Enes bin Malik'in annesi amade kılmıştı. Peygamberimize 10 yıl hizmet etti. Bir defa ona şu işi niçin böyle yaptın ya da bir defa şu işi niye böyle yapmadın demediğini yine kendisi aktarıyor. Buhari Edeb 112, 6203, Müslim Adab 30, 2150. Bizleri 69. dersimizde sizlerle bir araya getiren, elhamdülillah artık sona doğru gidiyoruz. Çünkü Burhan dersleri toplam 607 hadis, biz 426. hadise geldik. Allah sağlık, sıhhat, afiyet verirse, biz 100. derste olsa yapıp, inşallah bu eserlere gönül veren, bu hadisleri gelecek nesillere intikal ettiren, bu derslerimizi, sohbetlerimizi takip eden kardeşlerimizin de hem kendilerini hem akraba-u talikatlarımızı duamıza katıp bir duayla inşallah dersimizi sonlandıracağız. Allah cümlemizin ve cümle inananların yeni başlayan bu yılda yar ve yardımcısı olsun. Bütün illetlerin ortadan kalktığı, İslam aleminin yüzünün güldüğü, emperyalistlerin artık bu ülkelerden kaçıp gittiği, Irak'tan nasıl çekilip gittiler, Türkiye'yi de payanda yapmak için izin istediler ama meclisimiz onların iznini reddetti. Ve emperyalist güçler arkasına baka baka hiçbir şey Irak'tan elde edemeden geri gittikleri gibi inşallah Suriye'den de Libya'dan da hiçbir şey elde edemeden hani Anadolu tabiriyle avuçlarını yalayarak sulhun, selametin, barışın, esenliğin yeryüzünde hakim olacağı, asr-ı saadetin bir numunesinin yaşanacağı alemi İslam'a bir 2021. yıl nasip etmesini, Covid illetini sona erdirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi.